Merhaba. Bu akşam gene pazar akşamı. Sizlere video gönderdim. Birkaç kez daha oldu bu. Bu akşam da oldu. Bir arıza var. Neden var? Özür dilerim. Saçımla uğraşıyorum gene. Neden var? Çünkü telefonumda arıza var. Bunu da inşallah gönderebilirsem göndereceğim. İnşallah bu da bir arıza yaratmazsa. Size bir açıklama yapmak zorundayım. Kendimi buna zorunlu hissediyorum. Ama eğer ağır ithamlarda bulunursanız yorum bölgemi kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü ben 50 yaşında, aklı başında, acizane, sizlerin canı, arkadaşı ya da bacısı, kız kardeşi, annesi ya da kiminin kızı oldu. Hepinizi çok seviyorum. Benimle olan burada benimle kalır. Benden gitmek isteyen, sevmeyen de yol alır. Saygı duyuyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ama benim gücüm, daha önce de anlattım, eşimle böyle böyle zamanlar yaşadım. Böyle böyle şeyler, bugünlere geldim, bu zorluklarla ben uğraştım, her şeyi ben çabaladım. Tekrar ne yaptım? Bir evlilik yaptım. O çabanın sonunda hani, yani bir daha o çabayı ben göğüslemeyeyim, birlikte göğüsleyelim istedim. O insan da benimle evlendik yani. Sonra ne oldu? Önce tecrübesizdi o da. Çünkü onun da eşi daha yeni ölmüştü. Yani 2,5 yıl olmuştu. O da tecrübesizdi. O da anlayamadı. Hiçbir şeyin farkına varamadı. Evlendiğim insan. İnsandan bahsediyorum. Sonra gel zaman git zaman bayağı bir zaman oldu. Biz ayrı düştük. Bayağı bir zaman oldu. Ben asla yanıma yürüme sokmadım, işte uzaklaştırma aldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Çünkü dediklerim olmadı, dediklerim neydi? Sadece bir ev alsın, hatta böyle bir anlaşmamız da vardı. Evin yarısı bakma üzeri, onu bakma üzeri yarısı benim olacaktı öldükten sonra. Ben bunun da razıydım ama bunu yapmadı çünkü panik atak bir hastalığı vardı. Yani paraya tapan ama panik ataklığı vardı. Çünkü parası gittiği an ben bunu bilirim. Çünkü daha önce babamdan da biliyorum. O yüzden saygı duyuyorum. Babamın da bir ara böyle bir sakat maaşıyla kendi maaşı vardı. Sakat maaşı elinden alındığında kendini kötü hissetti ve yatağa düştü. O şekilde öldü. Yapma baba dedim. Yapma, üzme kendini dedim. Ama o da o şekilde öldü. Çünkü kendini üzmüştü. Çok üzüyordu. Yani paraya damah eden insan bu şekilde oluyor. Babamın mekanı cennet olsun. İnşallah. Babam tabii ki çocuğu çoluğu için uğraşıyordu. Bu dediğim kişi de, yani evli olduğum kişi de, o da herhalde çoluğu çocuğu için uğraşıyor yani. Başka bir şey için değil. Çünkü insan yaşarken niçin para kazanır? Çoluğu çocuğu için. Buna da saygı duyuyorum. Ve o da hani bir insanın bazı bir takıntısı olur. Elinden bir şeye karar verir. O gittiği zaman kendini kötü hisseder. O da hani eve alırsam, şey alırsam gider diye böyle yaptı. Bu durumlar oldu. Şimdi pişman. Ne zamandan beri size anlatamıyorum. Şimdi pişman. Ve şimdi diyor ki gel ne olur. Her şeyi yaparız. Her şeyi birlikte aşarız. Gel birlikte olalım diyor. Ve dediğim gibi az önce kaç kez benim bu telefonum böyle yanlış yaptı. Çünkü bir telefonum, ucuz da bir telefon. 1300'lük telefon bu. Onunla çektim size hep. Allah gene razı olsun bu telefonumdan, icat edenden. Bu kadar dayanabildi, dayandı ve gönderemiyor size. Hep böyle eksik gönderiyor. Yani
Ya bir donarak gönderiyor ya ses olmayarak gönderiyor. Ve benim de bunu başaracak param yok. Maddi gücüm yok. Gene ilk başlangıça dönersek, siz de video bölümünde bakarsanız 49'luk gelin, 80'lik damat diye bakarsanız, izdivaç diye, isteme merasimi diye, orada da aynı şeyleri anlatmışım, yani gücümün olmadığını. Artık gücümün bittiği yerdeyim. Gene şimdi de gücümün bittiği yerdeyim. Yok yani, aparata bu buradaki YouTube kanalıma yapacağım bir durumum yok. Elimde yok. Yok yani. Çocuklarıma hepiniz söylediniz. Dediniz ki hadi kirana iki çocuğun veriyor, iki oğlun. Nereye kadar bu? Doğru söylediniz. Nereye kadar? Kime nasıl beklersin? Kime nasıl ne kadar güvenirsin? Tamam, çocuğumdur, yavrularımdır. Yapar, yaptığı yere kadar yapar. Ama devamı ne zaman gelir? Ne zaman biter? Ben ne zaman biterim? İşte bunlar hep beynimde soru işaretleri. Hep. Allah yavrularımdan gene de razı olsun. İnşallah yavrularım kırılmaz. Bundan haberi yok. İnşallah kırılmaz. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Ama ben kararımı verdim. Konuştum İsmet'le. Konuştum. Çünkü sonuçta resmi nikahlı eşim ve ona gerçekten ihtiyacım var. Muhtacım. Neden muhtacım? Yani bir telefonumu alamıyorsam, bu telefon bittiyse, ben bu sizlerle, canım YouTube ailemle görüşemiyorsam, buraya video atamıyorsam, demek ki hani ben bitmedim, asla bitmem de, demek ki bir yerde bir sorun var. Ben gene kaldığım yerden devam etmek zorundayım. Beni anlayın ne olur. Beni sevenler zaten beni anlar. Bunu biliyorum. Benim sevenlerim beni anlar, beni bırakmaz. Ne olur sizler de bırakmayın. Lütfen gerçekten bırakmayın. Yarın gideceğim. Telefonla konuştum. Yarın gideceğim köyüne. Köyümüze. Çünkü sonuçta benim bu resmi nikahlı evliliğim. Kanalımda da yeni gelenler, belki bilmeyenler görürse, kanalıma video bölümüne doğru inerseniz ya da oynatma listeme girerseniz, evlilik, canlı yayın, nikahımız kıyılırken, işte köy hayatındaki olan şey, ilk gittiğimiz şey, işte düğün gibi bir şey, bunları görürsünüz. Ve ben bu şekilde bekledim, yaklaştırmadım, öyle oldu, böyle oldu ama gene ona ihtiyacım oldu. Çünkü bir de şu var, koca evin içinde yalnız yaşayamıyorum. Çok yoruldum. Yani herkes geliyor, gidiyor, çoluğum, çocuğum ama sonuçta gidiyor yani. Ben yalnız kalıyorum. Ben daha yalnız yaşamamak için ben onu çekmeye Allah'ın izniyle razıyım. İnşallah daha kötü bir şeyler olmaz. O adam da kötü bir şey değil. Hani biraz uçarı ama ben onu dizginleyebilirim. Ben burada onunla video falan çekerken daha dikkatli davranırım. Mutlaka. Yani büyük ihtimalle ona da zarar gelmesin diye, kötü yorum yapılmasın diye büyük ihtimalle yorumları kapatırım. Bana Instagram'dan gene ulaşabilirsiniz. Esra 28 Gurel küçük harflerle yazıp bana ulaşabilirsiniz. Oradan bütün istediklerinizi söyleyebilirsiniz ama kötü bir şey lütfen söylemeyin. Çünkü bu benim hayatım. Ve ben bu hayatı bu şekilde, bak benimle varsanız, canımsınız, varsanız bu şekilde gideceğiz. Çünkü sizler orada bana bir şey yapamıyorsunuz. Benim yalnızlığıma çare bulamıyorsunuz. Benim yapamadıklarıma çare bulamıyorsunuz. Ne kadar yapabilirsiniz? Allah hepinizden razı olsun. Elinizden geleni yaptınız, seyrettiniz, izlediniz ama çoğu şeye yetemiyorum artık. Ben yetemiyorum. Gördünüz daha önceki anlattığımı. Gördünüz. Ne kadar aşkla sevdiğim bir insanı kaybettiğimde ne kadar delirdim, ne kadar. Zaten aşk odur. İlk göz ağrıdır. Allah insanı ilk göz ağrısından geriye bırakmasın. Oraya kaldıysam
Zaten gerisi boştur ya. Gerisi boştur. Kime gitmişsin? Kiminle evlenmişsin? Gerisi boştur. İlk göz ağrın gittiyse ilk sevdiğin gerisi boştur. O yüzden bir şey söyleyeyim canlarım. Benimle olan lütfen burada kalın. Benimle kalın. Lütfen. Ben hala buradayım. Ve inanın o insanın dengesiz hani olabilir ya. Çünkü yaşlı bir insan, bir de her şeyi görmemiş bir insan. Hani köyde yaşamış bir insan. Ben onu dengelerim. Dengesiz olan şeyleri almam, merak etmeyin. Hani videoyu almam, görmezseniz siz. Yani ne kendimi rencide edecek, ne sizleri karşıda izlerken rencide ettirecek hiçbir hareket yaptırmam. Merak etmeyin. Ama üzgünüm. O adama dönmek zorundayım. Sonuçta zaten eşim ama dönmek zorundayım. Yani bunu diyorsam, bunu Esra diyorsa mutlaka bir sıkıntı vardır. Ne olur beni anlayın. Benim de aklım başımda. Benim de yaşım belli, 50 yaşındayım ama dünyayı gezmişim, görmüşüm, Türkiye'yi gezmişim, görmüşüm. Her şeyi bilen bir insanım. Bana güvenin. Bana güvenin. İnanın, zorunlu olmasaydım bunu yapmazdım. Zorunluyum. Şu anda zorundayım. Ne olur, zorundayım. Bugün şey yedik ya ızgara. Sinekler geldi. Izgarayı her şeyi, her tarafı temizledim ama geldi gene yüzüme vurdu az önce. Ama bir şey söyleyeyim. Ne olur beni. Sadece benim için. Hani onu sevenler de var. Bak onu seven kitle de var. Onu seven kitle abone olmuyor. Beni seven kitle olarak sizlere abone olun lütfen. Abone olmakta kalın. Benim desteklerimde, bana destek vermekte kalın ne olur. Beni seven kitle olarak. Ben bunu bu akşam açıklamak zorunda kaldım. Çünkü bu akşamki gönderdiğim video Sercan'ım ve oğlum Batuhan ilk defa kendini göstermişti. Ne kadar sevinçliydi. Ve benim telefonum yanlış olduğu için uzun mesafeli videoları göndermediği için arada bunu yaptığı için ne yapayım? Telefonu da alamadığım için maddi durumum da biraz sıkıntılı olduğu için ben o adama gitmek zorundayım. Ne olur? Beni anlayın. Ne olur. Sizlerden sadece empati yapmanızı istiyorum. Ne olur. Kötü yorum yapmayın. Ne olur. Çünkü o da bir zamanlar nasıl size açıklamıştım. Dedim ya evlilik şeyinde hani isteme merasiminde nasıl açıklamıştım. Aynen o durumdayım. Ne olur. Beni anlayın. Öpüyorum. Gene söylüyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Zili tüm olarak açın ki paylaşımlarımdan haberdar olun. Çünkü bundan sonra artık birlikte paylaşacağız ama dikkat edeceğim her şeye. Merak etmeyin. Merak etmeyin, her şeye dikkat edeceğim. Ben varım, unutmayın. Beni bırakmayın. Beni bırakmayın. Her şey gönlünüz olsun. Yorum kısmına kötü yorumlar gelirse eğer, gelir biliyorum, kapatırım. Instagram'dan görüşürüz. Ama o yorumlar bittiği zaman kötü yorumlar artık biraz zaman soğuduğu zaman mutlaka yorum bölgesini açacağım. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun.